Merhaba arkadaşlar, gümrük mevzuatı dersimize hoş geldiniz. Bu ikinci dersimiz. Daha önce, yani ilk dersimizde 4478 gümrük kanunundaki tanımları anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar, şunu öncelikle ifade edelim. Gümrük camiası olarak o kadar büyük bir camia değiliz. En azından bir öğretmenler kadar nüfusumuz yok. Şimdi burada videolar hazırlarken ki amacım para kazanmak değil. Yani burada sadece amacım yani biraz da size yardımcı olmak, kendimi daha iyi geliştirebilmek. İnsan bir şeyleri ifade ettikçe kendini daha çok geliştirir. Daha çok sosyal anlamda olsun, kendini daha iyi geliştirir. İfade ettikçe insan daha çok gelişir. Bu yüzden kendimle alakalı kazanım bu olacak. Sizin için kazanılmış olacak. Şu anda videoları izlerken biraz daha kafanızda canlanacak, biraz daha tekrar etmiş olacaksınız ki ilk video dersimde de anlatmıştım. Dersleri kısa tutuyorum arkadaşlar, dikkatinizden almasın diye. Bilirsiniz öğrencilikten geliyoruz hepimiz, yarım saatten fazla olan derslerde artık insanlar sıkılıyor. Yani o yerinde oturtamıyorsun. Yani bu 15 yaşında genç bir birey olsa da, 8 yaşında bir çocuk olsa da, 30-40 yaşında bir abimiz olsa da, yani yarım saatten sonra bir yapılan dersler verimsiz oluyor. Artı bir de hep mevzuat, kanun, siyah beyaz, hiçbir cafcafı yok arkadaşlar. Öyle olunca da insanı bıktırıyor. Bu yüzden de biraz renk katmıştım derse. Gördüğünüz gibi ilk videolarda konuştuk. Tekrar diyorum arkadaşlar, benim buradan bir maddi kazancım yok. Sadece kendimi sosyal açıdan biraz daha tatmin etmiş oluyorum. Evet, neleri görmüştük? Gümrük idarelerini görmüştük. Kişiyi tanımlamıştık. Serbest dolaşımda olan eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyayı tanımlamıştık. Gümrük statüsü, gümrük özetimi, gümrük kontrolü, GOBİK, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını anlatmıştık. Gümrük rejimini anlatmıştık. Gümrük beyanı, beyan sahibi, eşyanın teslimi, eşyanın gümrüğe sunulmasını anlatmıştık. Hak sahibini anlatmıştık. Elleştirme nedir onu anlatmıştık. Risk anlatmıştık. Risk yönetimini anlatmıştık. Hatta burada da demiştim ki risk analizim yönetmelikte geçer. Kanunu almak zorunda kaldım. Çünkü ikisini ayıramam diye. Sonra gümrüklenmiş değeri anlatmıştım. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Gümrük yönetmeliği. Arkadaşlar, gümrük yönetmeliği dersimiz kısa sürecek. Belki 10 dakika bile sürmeyecek. Şimdi gümrük yönetmeliği arkadaşlar nedir? Yönetmelik nedir arkadaşlar? Yönetmelik, şöyle söyleyeyim ben size. Belki anayasada alan arkadaşlarımız vardır. Şöyle bir piramit vardı, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şöyle ne vardı arkadaşlar? Anayasa. Şöyle ne vardı arkadaşlar? Kanun. Şurada tüzük vardı. Artık tüzük yok. Ne var? Yönetmelik var arkadaşlar. Yönetmelik var. Şimdi arkadaşlar, bu hiyerarşi piramididir arkadaşlar. Hatırlarsınız belki. Şimdi burada nedir amaç? Kanunu açıklamaktır, tamamlamaktır yönetmeliğin amacı arkadaşlar. Şimdi atıyorum anayasada, anayasa nedir? Ülkenin baş kitabıdır, değil mi? Ama her şey anayasada yer almaz. Anayasada almadığı şeyleri de nerede bulursun? Kanunda bulursun. Kanunda her şeyi bulamazsın, ne yaparsın? Yönetmelikle desteklersin. Arkadaşlar, gümrük yönetmeliği de böyle bir şeydir. 27.10.1999 tarihli 4458 sayılı gümrük kanunu dayanarak hazırlanmıştır diyor arkadaşlar. Eski bir kanunumuz var, eski bir yönetmeliğimiz var arkadaşlar. Farkındaysanız, bakanlık
müşteri ağırlıklar kaldırdı, yerine bakanlıklar geçti ama hala kanunda müsteşarlık ifadesi geçer. Atakarnesi, Atakarnesi hakkında gümrük sözleşmesi ve ile geçici ithal sözleşme çerçevesinde düzenlenen vergiye ifade eder. Bilgisayar sistemi veya sistem, gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini anlatmaktadır. Elektronik veri değişimi, kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verileri bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını ifade etmektedir arkadaşlar. Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi, eşyanın rejimine geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlülüğün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde beyanın beyanname verilmesi yerine ve ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını ifade etmektedir arkadaşlar. Veri işleme tekniği 5070 sayılı elektronik imza kanununa uygun olarak elektronik imza içeren elektronik veri değişimi standart mesajların gümrük idareleriyle değişimini ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini ifade etmektedir. Arkadaşlar biraz sıkıcı gibi ama yapacak bir şey yok. Dökme işi, arkadaşlar bunu ben çizmişim. Şöyle tekrardan çizelim. Ne yapalım? Leğfa, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo saç, pik gibi ambalajlı olarak sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan cevher, bir tanesi bu. Diğeri ne arkadaşlar? Maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur gibi ambalajlanmamış. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Genellikle yükleme ve boşaltma arası mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri ifade etmektedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani rulo diyor, rulo saç diyor, değil mi? Arkadaşlar, şimdi leğfayı sayarsın, boruyu sayarsın, kütüğü sayarsın, firkiteyi sayarsın. Ama bir hububatı sayamazsın. Vaktini alın, çok alır. Yani vaktini almasını bırak, bir kilo nohutu bile sayamazsın arkadaşlar, kolay kolay. Yani zorlanırsın. Sayarsın, zorlanırsın, hani sinirin bozulur. Öyle düşünün. Yani bunlar sayılabilecek eşyalar değil. Mantıken zaten. Sayılamayacak eşyayı da ne o eşya olur? Dökme eşya olur arkadaşlar. Genellikle yükleme ve boşaltması, yani doğal gaz düşünün. Ne bileyim petrol ürünleri düşünün. Ayçiçek yağı olarak düşünün ya. Böyle ürünlerdir arkadaşlar bunlar da. Diğer sayfamda geçelim. Grup imalatçısı, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı arkadaşlar. Şimdi grup imalatçısına geçelim. İdaresi ve murakabesi ve sermayesi bakımından aralarında vasıtalı ve vasıtası şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı ifade eder. Grup ihracatçısı, idaresi ve murakabesi ve bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini ifade etmektedir. Grup ithalatçısı ise idaresi ve murakabesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret ve pazarlama şirketini ifade etmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar, murakabe denetim, denetleme demektir.
Hani Arapça bir kelime. İlginiz olsun. Gümrük işlemlerinin bitirilmesi. Arkadaşlar, gümrük işlemlerinin bitirilmesi, eşyaya ait vergilerin ödenmesi, kaldırılmasını, teminata bağlanmasını, beyannamenin iptal edilmesini, eşyanın gümrüğe terk edilmesini, imhasını, müsaade edilmesini ifade etmektedir. Gümrüklerden geçiş belgesi, CPT, ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil, arkadaşlar şu bitişiktir, kusura bakmayın, kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belge ifade etmektedir. İdare amiri, gümrük mevzuatı çerçevesinde bir işlem yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amirini ifade etmektedir. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya ve ürün. İhracı halinde bir geri ödeme veya benzer ekonomik fayda sağlayan eşya ve ürünleri ifade etmektedir. İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla ihraç edilmeden önce bir ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini ifade eder. Ticaret politikası önlemleri, gözetim korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihraca ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarif dışı önlemleridir arkadaşlar. Ve yolcu, gelelim galiba son slaytımız. Yolcu nedir arkadaşlar? Ticaret, arkadaşlar, ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bürokrasi'ne gelen yabancı bir ülkeden rotalar Türk değildi. Yabancılar ve herhangi bir amaçla ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları ifade eder. Yani arkadaşlar nedir? Bu gelen giden ne için gidersin? Memuriyet için gidersin, tahsil için gidersin, ziyaret için gidersin, tedavi için gidersin, turizm için gidersin. Ya, kalıcı olursun ya da olmazsın. Ama bir yere gittiğin vakit ne olursun? Yolcu olursun. Şimdi arkadaşlar, yolcu kimler değildir? Aracı kullanan pilot, şoför, makinist. Bunlar yolcu değildir arkadaşlar. Kabin görevlileri yolcu değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gümrük mevzuatındaki gümrük yönetmeliğine ait tanımlar da bitmiştir. İnşallah bundan sonraki videomuzda haftaya yayınlarız. İnşallah gelirsiniz arkadaşlarım. İnşallah size faydalı olmuştur. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Suçluysa olduysa affola. Şunu bilin ki daha da kendimizi geliştireceğiz. Bu sayede ne yapacağız? Daha da verimli olacağız arkadaşlar. Buradan maç sadece beni dinlemeniz değil. Şeyde bakın, hani slaytlara da bakın. İsteyen arkadaşlarım olursa slaytlara gönderebilirim. Hiç problem değil. Yani bilgi paylaşıldıkça büyür arkadaşlar. O yüzden inşallah amacımıza ulaşırız. Herkese teşekkürler. Bana katlandığınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.